En büyük kötülüğü insan kendine yapıyor. Önünde bir problem var. Bu problemi çözmesi gerekirken kafasını kuma gömüyor. Problemden kaçıyor. Çözümden kaçıyor. Aslında çözülmesi gerektiğini biliyor. Kendini kandırıyor. Kendini kandırdıkça özgüveni düşüyor. Öz saygısı düşüyor. Öz değeri düşüyor. O biliyor. Kafasına kilitler var. Daha önceden çocukken onun kafasına kondu bu kilitler. Bu kilitler açılmadığı müddetçe işleri rast gitmeyeceğini biliyor aslında. Ben anlatıyorum burada ama o da biliyor aslında. Şuur altında. Kafamdaki kilitler çözülecek. Evet. Bir an önce çözülmesi lazım. Gece rahat uyuyabilmem için. Ailemde daha huzurlu olabilmem için. Cebimde bereketin artması için. Kafamda kilitler doğru anahtarla açılması gerekiyor. Bunu biliyor kişi. Fakat kişi adım atmıyor. Yapılması gerekeni aslında biliyor. Kafasını kuma gömüyor. Beyaz atlı prens gelecek, beni kurtaracak diye ömrünü ziyan ediyor. Ömrünü israf ediyor. Bekliyor sadece. Bir mucize bekliyor. Ama kader gayrete aşıktır. Gayret önemli. Sen bir şey yapman lazım. Çalışanın kabul olur duası. Yani sen bir şey yapmadan, sadece bekleyerek problemini çözemiyorsun. Problemden kaçarak problemler çözülmüyor. Pembe görerek de problemler çözülmüyor. Bir şeyler yapman lazım. Emek harcaman lazım. Kafanı kumdan çıkarıp adım atman gerekiyor. Bir şeyler yaparsan, niyetin iyiyse sonu iyi oluyor. Niyet hayır, akıbet hayır. Dedem hep onu söylerdi. Oğlum, eğer kendini geliştirmekle alakalı adım atarsan, yani niyetin hayırlıysa sonu hayırlı olur. Sonu her zaman iyi olur. Sen de bu videodan sonra ayağına kurşun sıkmayı bırak. Yani kendine kötülük yapmayı bırak. Artık kafanı kumdan çıkar. Çözümlere odaklan. Problemlere değil. Ne yapman gerekiyor? Yapman gereken şey, kafada kilitler var. Sana bunu çocukluğuna yüklediler ve hala yüklemeye çalışıyorlar. Bu kafadaki kilitler subliminal mesajlarla, 25. kare tekniğiyle, filmler vasıtasıyla, diziler vasıtasıyla, müzikler vasıtasıyla, haberler vasıtasıyla senin kafana ekiliyor. Tohum gibi ekiliyor. Sen de onu beslediğin zaman, suladığın zaman, sürekli aynı davranışları tekrarladığın zaman, yani sürekli o subliminal mesajlarla, 25. kare teknikleriyle dolu olan hipnoza maruz kalmaya devam ettiğin müddetçe, yani dizileri seyretmeye devam ettiğin müddetçe beslemiş oluyorsun. Kafada kilitler oluşuyor ve bu kilitler açılmadan sen yıllardan beri arzuladığın, hani zenginlik var ya, herkesin arzuladığı bereket. Bunun yanında aile huzuru, gece rahat uyumak, bu hedeflediğin yerlere ulaşmak istiyorsun. Ama bir türlü olmuyor. Kafada kilitler var çünkü. O kafadaki kilitleri doğru anahtarla açarsan o zaman domino taşı gibi hepsi çözülüyor. Emin ol bundan. Bak, bunu ispatlayan binlerce vaka örnekleri var. Binlerce başarı hikayeleri var. Sadece emek harcayıp araştıracaksın. Gireceksin, bakacaksın. Bak, o yaptıysa ben de yapabilirim. O kendine iyilik yaptı. Ben de kendime iyilik yapabilirim. O kafadaki kilitlerden kurtuldu. Ben de kafamdaki kilitlerden kurtulabilirim. Ama bunun için artık kendine iyilik yap. Kendine değer ver. Kendine zaman ayır. Kendine para harca. Kendine yatırım yap. İç sesini dinleyerek bir yere varamazsın. Çünkü iç ses seni devamlı aşağı çekmek istiyor. Devamlı sen yapamazsın, sen beceremezsin. Devamlı korku, kaygı, tedirginlik yüklüyor sana. Niye? Çünkü kafanda o kadar kilitler var ki. O kilitlerden dolayı bunun sesini yüksekçe duyuyorsun, çok duyuyorsun. Herkesin içerisinde 95 bin kere günlük iç ses yapamazsın, beceremezsin söylüyor. Ama başarılı insanların çoğu dinlemiyor. Odaklanmıyor oraya. O kafayı kumdan çıkararak çalışıyor, gayret gösteriyor. Kendisi için bir şeyler yapıyor. Ve kafadaki kilitler bir bir açılıyor. Kafadaki kilitler açıldıktan sonra içinde insanın potansiyeli var. Yeteneği var. Becerileri var. Bu beceriler ve yetenekler devreye giriyor. Yani hayatına yansıtıyorsun. Hani içinde bir aslan var, kükrüyor, düşünsene. Güçlü bir aslan var. Onu uyandırdıktan sonra bir izninle arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Yani arzuladığın hedef mesleğinde başarılı olmak olabilir, daha sağlıklı olmak olabilir. Bunun yanında aile huzuru, gece rahat uyuyabilmek ve bununla beraber bereket, parasal güç, finansal özgürlük. Eski Roma'da şöyle bir kural var sevgili arkadaşlar. O zamanın köleleri çalışarak, para biriktirerek özgürlüklerini satın almışlardır. Bu dönemin insanları da finansal özgürlüğe kavuşabilirler. O psikolojik baskı var ya, ondan kurtulabilirler.
Ama bu biraz önce dediğim gibi kafadaki kilitlerden kurtulacaksın, içindeki aslanı uyandıracaksın ve hedefine doğru adım adım ilerleyeceksin. Bunun için de problemlerden kaçmayacaksın, kafanı kumdan çıkaracaksın ve Beyaz Atlı Prens'in sadece masallarda anlatılan bir karakter olduğuna inanacaksın artık. Bu zamana kadar Beyaz Atlı Prens'i hep bekledin, öyle birisi gelip seni kurtarmayacağını artık kabul etmen lazım. Sen bir şey yapacaksın, sen harekete geçmen lazım, sen kendine iyilik yapman lazım. Binlerce örneği var. Başkaları yaptı, sen de yapabilirsin. Şunu da eklemek istiyorum. Bize her gün programlarımıza katılıp, kafadaki kilitlerden kurtulup, içindeki aslanı uyandırıp, hayatına güzellik katan insanların sonuçları geliyor. Çarşaf çarşaf. O kağıtlarla kaç tane daire duvar kağıdı yapılır bilmiyorum ama herhalde 20-30 tane dairenin iç duvarlarını o sonuçlarla duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. Binlerce sonuç var sevgili arkadaşlar. Onları okuyabilirsiniz. Siz de bizim Instagram adresimize girip oradaki sonuçları çarşaf çarşaf her gün bize gönderilen güzellikleri okuyabilirsiniz. Başarmış kişi öncesini ve sonrasını yazıyor. O yüzden siz de yapabilirsiniz. Biz yıllardan beri hep bu konularda yardımcı olduk ve yardımcı olmaya devam ediyoruz. Kafalarındaki kilitleri nasıl açacaklarını, içindeki aslanı nasıl uyandıracaklarını, onlara bir harita şeklinde 6 yaşından çocuğa anlatır gibi gösterdik. Dolayısıyla size de inanıyorum. Yani siz de başarabilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz. Bu konularda size de yardımcı olmamızı istiyorsanız bizimle iletişime girmek için aşağıdaki linke tıklayın, formu doldurun ve gönderin. Bir ön görüşme yapacağız. Bu ön görüşmede senin kafandaki kilitler nelerdir? Hangisini açman lazım? İçindeki potansiyel aslan nerede duruyor? Neler yapabilirsin? Ve hangi zamanda nereye gelebilirsin? Bunu ne yaparız? Konuşuruz. Sana bir strateji belirleriz, bir yol haritası çizeriz. Sen de o yol haritasında adım adım, sağlam adımlarla step by step hedefine ulaşırsın. İstediğin aile huzuruna, istediğin iç huzura, gece rahat uyumaya ve arzuladığın zenginliğine ulaşırsın biiznillah. Ben hemen şimdi videonun altındaki linke tıkla, formu doldur. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.